Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Kamera düzgün çekiyor, ben yan yatıyorum. Arabanın altındayım. Hayatı kaymış bir motorun size görüntüsünü vereceğim ama adamın cebinde para olmadığından motoru yaptıramıyor. Yağ çok kaçırdığı için şarj kayışı tamamen özelliğini yitiriyor. Yitirince arkadaşlar paramparça oluyor. Kayışların arasına, kasnakların arasına keçeleri bozuyor. Ve başka yerleri de bozuyor. Bakın şimdi. Size hayatı kaymış bir motorun görüntüsü. O kadar yağ kaçırıyor ki kaçakların arasından videonun kalitesi bile düşük çıkıyor arkadaşlar. Arabanın altı komple yağ. Ve kayış kopuyor. Kasnakların arasına dolanıyor. Geri kalan kayışlar da yol parçalar görürken aksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aksın körüğüne dolanıyor. Onu da parçalıyor. Muhammed o şeyi kopar bakayım. Yani akız körüğünü de parçalıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olma şansı yok ya. Görüyor musunuz? Vay be. Yani anlayacağınız ülkemin güzel insanları, adamın cebinde para yok kardeşim. Yani ne yapalım şimdi? Şimdi bu keçeyi arkadaşlar çakacağım. Çünkü Grand Kastan'ın keçesini de yırtmış. Araya dolanınca kayış. Ve 6PK 1152 bir tane kayış takacağım. Aracın sahibine diyeceğim ki götür bunu tanzikli bir suyla yıkat. Kayışı tekrar koparır, yolda kalırsın diyeceğim. En kısa zamanda ya sağdan soldan borç para bul ya da bol bol Allah'a dua et bir yerden para gelsin diye bu arabanın motoru en kısa sürede yapılmazsa senin işin zor kardeşim diyeceğim. Allah yardım etsin. Yani insanlar parası olmayınca da bakamıyor arkadaşlar. İlla yani duyarsızlık değil. Bu adam bundan ekmek parası kazanıyor. Ticari bir araç bu. Minibüs arkadaşlar. Ya. Görüyor musunuz ülkemin güzel insanları? Zor arkadaşlar ya. Parası olmayan insanlar için gerçekten zor. Parası olmayıp da motor yaptıramayanlara Allah yardım etsin diye başlık atıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.